Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ekran süresi parolasını kaldıracağız. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Biliyorsunuz iPhone'larda falan böyle ekran süresi diye bir şey var. Android'de falan da benzer şeyler yapılabiliyor da bu iPhone kadar etkin değil. Bu iPhone'dur, iPad'dir vesaire. Bu cihazlarda bir de ortak da kullanım var. Şimdi iOS 18 ile birlikte bu ekran süresi geliştirildi. Aile profili falan var. Şimdi şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Mesela çocuğunuzu oradan ekliyorsunuz. Sonra çocuğunuz hangi uygulamaları kullanmış, hangisini ne kadar kullanmış, hangisini ne kadar kullanmasını istiyorsunuz, buna göre sınırlar falan böyle şeyler belirleyebiliyorsunuz. Bayağı da detaylı bir şekilde belirleyebiliyorsunuz. Ama şöyle de bir dezavantaj oldu bu ilerleyen günlerde çözülecektir ama şu yeni çıktığı için yani iOS 18'in sorunları olabiliyor. Şu ara şöyle bir durum var bir hata var yani bug dediğimiz hata var. Bu hata da kitlenmelere sebep olabiliyor yani şimdi bekleyeceksiniz güncelleme çıkacak yapılıp düzeltecek ama ne kadar bekleyeceksiniz o belli değil. Şimdi arkadaşlar bu hatadan sonra dediğim gibi cihaz kilitleniyor. Yani ekran şifresi normalde siz doğru da girseniz. Ekran şifresinden kastım ekran açma şifresi değil. Ekran süresi şifresi. Bunu doğru da girseniz ekran uyanmıyor. Yani ekran açılmıyor. Normalde açılıp tekrar uygulamalara erişebilmeniz gerekiyor ama erişilmiyor. Mesela şu anda ben size ekran süresini göstereyim. Hatta üst kameradan göstereyim. Şimdi bakın arkadaşlar ben burada ekran süre sınırı koymuşum. Mesela ayarlara girebiliyoruz. Sıkıntı yok. Ama şuna girmeye çalıştığımız zaman diyor ki süre sınırı var. Buna göre bir süre koymuşsunuz. Onun aşıldığı için burada şifre istiyor. Daha fazla süre iste diyebilirsiniz. E, parola isteyecek. Bu parolayı girmenize rağmen kabul etmiyor. Böyle bir hata var. Bir dakika daha vesaire böyle şeyler deniyorsunuz. Olmuyor. Mesela geri geliyorsunuz. Başka bir şey de deniyorsunuz. Olmuyor. İzin ver diyelim. Buna önemli değil bu. Bunların hepsinde aynı şeyle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Peki bunu veri kaybı olmadan nasıl atlarsınız? Bugün size bunu göstermeye çalışacağım. Hani sıfırlama yöntemleri var. Cihazı komple sıfırlarsınız. Dezavantajla tabii ki tüm verileriniz gider. Hani cihazı aldınız, ekran süresi koydunuz ama şimdi fotoğraf, video vesaire her şeyi çektiniz. Onların hepsi gitmesi bayağı bir hani dezavantaj, bayağı bir yıkım olur. O yüzden bugün sizlere bu hani verileri kaybetmeden nasıl halledersiniz? Bu ekran süresini nasıl sıfırlarsınız? ondan bahsedeceğim. Videonun sonlarına doğru tekrar buna göz atacağız. Kendi ayarlarının içinden falan da bakacağız ama şu anda isterseniz uygulamaya geçelim. Bunu bir uygulamayla yapacağız çünkü. Ben gerekli tüm linkleri de aşağı açıklamalar ve yorumlara ekleyeceğim. Oradan ulaşabileceksiniz. Biz bu sıfırlamayı yapalım. Sonra dediğim gibi o detaylarına da bakarız. Şimdi arkadaşlar For UK uygulamasını kullanacağız. Bunun birçok modülü var. Birçok arkadaş şeyden hatırlar. Ekran şifresi sıfırlamadan falan hatırlar. Bugün kullanacağımız dediğim gibi ekran şifresi değil, ekran süresi şifresi. Çünkü bunlar çok karıştırılabiliyor. Şimdi arkadaşlar zaten web sitesi de Türkçe. Önceden Türkçe değildi. Hani bunu İngilizceden çeviriyorduk. Şu anda her şey Türkçe. Buradan tüm özelliklerine bakabilirsiniz. Çünkü farklı farklı modülleri falan var. Uygulamanın kendisi uzun süredir Türkçe zaten. Ben de sürekli yüklü olan bir uygulama. İndirelim, işlemlere başlayalım. Mac desteği falan da var. Hani herhangi bir şekilde endişe etmenize gerek yok iOS 18 desteği tabii ki var. iPhone 16 vesaire hepsinde çalışır. Buradan isterseniz dili ve yüklemeyeni değiştirebilirsiniz. Biz şimdi normal yüklememizi yapalım. İşlemler için de bir kabloya ihtiyacınız var. Type-C kullanıyorsa cihazınız Type-C, Lightning kullanıyorsa da Lightning kabloyu temin edeceksiniz. Onunla bu işlemleri yapacağız. İşlemler basit arkadaşlar. Dediğim gibi veri kaybı falan yok. Cihazımızı şöyle koyalım. Cihazımızda zaten şu anda ekran süresi şifresi olduğu da anlaşılıyor. Başlatalım. Uygulamamızın arayüzü gelsin. Bakın şöyle arayüzümüz geldi. Bağlantımızı yapalım. İsterseniz tabii ki şuraya tıkladıktan sonra da yapabilirsiniz. Hiçbir şey fark etmez. İsterseniz öyle yapalım. Ekran süresini kaldır diyeceğiz. Hemen buraya tıklıyoruz. Cihaz bağlantımızı yapalım. Bağlantıyı yaptık. Bakın cihazımızı gördü. Zaten time limit diye buraya da geldi hemen. Başlat diyelim. Diyor ki iPhone'u bulu kapat diyor. Ayarlara girebiliyorduk dikkat ederseniz. iPhone'u bulu şuradan kapatıyorsunuz. Bakın burada bul var. Bunu kapatın. iPhone'u bulu kapattık. Ekranımızı geçelim. Tamamlandı diyelim. Başlat diyelim. Şu anda işlemleri yapıyor arkadaşlar. Bakın geri yükleniyor diye bir yazı geldi. Şu an ekran süresi parolası kaldırılıyor. İşlem tamamlandı. Herhalde bir 30 saniye sürmemiştir. Tamamlandı diyelim. Ana ekranımıza gelelim. Cihazımız tekrar açılsın. Herhangi bir şey silinmedi. Fotoğrafınız, videonuz, neyiniz varsa duruyor. Şu an cihazımız açılsın. Ekran süresi şifremiz zaten artık kapandı. Tekrardan ekran süresi şifresi girebilirsiniz arkadaşlar. Ona karşı bir mani yok. Açalım. Şimdi bu normal ekran şifremiz. Bunun ekran süresiyle bir alakası yok. Bakın tüm uygulamalar hani geldi. Nasıl geldi? Önceden ne vardı? Ekran süresi şifresi vardı. Hani bastığınız zaman ne yapıyordu? Diyor ki süre uzat ya da şifre gir vesaire. Bakın şu anda herhangi bir şey yok. İstediğinize girebiliyorsunuz. Mesela şöyle kameraya da girelim. Herhangi bir şekilde size bir uyarı vesaire vermiyor. TV diyelim. TV de açıldı. Bunu da geçebiliriz. Gördüğünüz gibi herhangi bir engel kalmadı. Şimdi ayarlara girelim. Bakın. Ekran süresi ayarlarını kilitle var. Tekrar bunu kullanabilirsiniz. Yeni bir parola girmeniz lazım. Dediğim gibi bir süre girmezseniz iyi olur. Çünkü neden? Bu hata güncellensin, ondan sonra kullanın. Ha siz gireceğim ben derseniz de bu yöntemle tekrar sıfırlayabilirsiniz. Herhangi bir sınırlama yok. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben mesela aile şeyini de yaptım bu cihazda. Gördüğünüz gibi herhangi bir engel olmadan kullanabiliyoruz. Şöyle ekran süresine tekrar bakalım. Bu şekilde arkadaşlar ekran süresiyle ilgili her şeyi tekrar yapabiliyorsunuz. Buradan tekrar da kitleyebilirsiniz ama benim sizlere önerim biraz bekleyin. Bu hatayla ilgili güncelleme yapılsın. Ondan sonra tekrar bu ekran süresi şifresini vesaire kullanabilirsiniz. iOS 18 ile birlikte dediğim gibi bazı farklı özellikler geldi aile ekleme vesaire geldi. Onları kullanabilirsiniz. Detaylı zaten ayarlar var. Ben yine detay olarak ekrana getireceğim. Hani ben bunları anlatıyorum ama siz de onları hani görsel olarak görebileceksiniz. Onları da kullanabilirsiniz. Onların hepsine açık arkadaşlar. Dediğim gibi oldu da hani siz tekrar ekran süresi şifresini kullanmanız gerekti. Çünkü şöyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Mesela siz hani tamam ben kendim için kullanmayayım dersiniz. Çünkü bazı arkadaşlar şunu yapıyor kendini hani biraz sosyal medyaya çok kaptırdıysa falan sınırlamak için bu şifreyi kullanabiliyor. Bazıları da mecburen çocuğunu falan kontrol etmek için hani onun böyle bağımlılık falan yaşamaması için sınırlandırmak için kullanıyorlar. Onlar hani şimdi ben biraz bekleyeyim diyemiyor çünkü çocuk kullanmak istiyor. Kendisi de hani bekleyecek durum yok çocuk sıkıştırıyor. O zaman mecburen tekrar sıfırlayabilirsiniz. Herhangi bir şey sınırı yok. yani 3 kere 5 kere yapılır diye bir şey yok. Geldiniz hani hata tekrar oldu sıfırlayacaksınız. Şöyle bir şey de zannetmeyin. Mesela ben her şifreyi girdiğimde o hata olacak da ben hani şifremi girdiğim zaman açılmayacak gibi düşünmeyin. Hani başınıza gelirse diye söylüyorum. Başınıza gelirse bunu yapacaksınız. Bunun dışında zaten çözümler hep sıfırlamaya yönelik çözümler. Ne yapacaksınız? İşte buradan fabrika ayarlarına sıfırlayacaksınız. Mesela gelirsiniz buradan ayarlara. Mesela buradan iPhone'u aktar ve sıfırla dersiniz. Buradan sıfırlarsınız cihazı. Tüm içerikleri falan silersiniz. Ya da iCloud'dan silersiniz ya da iTunes'tan silersiniz. Ama ne olur tüm dosyalarınız gider. Bunlarla uğraşmamak için ve tabii ki Apple ID vesaire öyle şeylere de oradan girmeniz gerekecek. Bunlarla uğraşmamak için en temizi bu uygulamayı kullanarak bu ekran süresi şifresini kaldırmak olur. Bizim şu anda kablo ile falan herhangi bir işimiz yok. Şöyle bir şey zannedilebiliyor çünkü hani bilgisayara bağlı olduğu için devam edilebiliyor. Öyle bir şey yok. Bakın normal kullanabiliyoruz şu anda. Hani girelim Herhangi bir sınırlama, ekran süresi vesaire öyle bir şey kalmadı gördüğünüz gibi. Hiçbir problem olmadan kullanabiliyorsunuz. Ben dediğim gibi ihtiyacınız olabilecek tüm linkleri işte açıklamalar kısmına falan koyacağım. Yine uyarı falan gerekirse onları da oraya yazarım. Ama anlatacağım her şey bu kadardı. Uygulamanın hemen sağ altında ekran süresi parolasını kaldır var. Buna tıklıyorsunuz. Sonra bul açıksa bulu kapatıyorsunuz. Bazı kişilerde açıkta olmayabiliyor. Onu kapattıktan sonra tekrarını başlat kaldır diyorsunuz. İşlem bu kadar. Hani birkaç saniye içinde zaten gördünüz işlem tamamlanıyor. Herhangi bir dosya indirmedir vesairedir öyle bir şey yapmıyor. Olay budur arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. İhtiyacınız olan her şeyde açıklamalar ve yorumlarda. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.